Ve özellikle 2002 yılından bu yana yani AK kadroların hükümete geldiği günden bu yana engellilerin yanı sıra kadınların da çok önemli yerlere getirildiğini ve kadınlara da çok önemli. Onu izleyelim hep birlikte, ardından konuşmalarla programa devam. İnşallah ümit ediyorum ki izleyeceğimiz programlardan, alacağımız seminerden çok daha güzel şeyler çıkaracağız. Kadın başarılıdır, kadın güçlüdür. Kadınlar hepimiz yeri geldiği zaman eşlerimizden daha güçlüyüz. Aslında evin reisi bayanlar. Hem anne hem çalışan bayan, bayan. Yeri geliyor evin erkeği oluyor, çocuk yetiştiriyor, dışarıda çalışıyor, kadın fedakardır. Bu güzel seminerlerin de çok daha güzel şeyler katacağını ümit ediyorum hepinize. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. En büyüğü sanırım toplum ve ailenin temel taşıyıcısı, topluma yön veren ve ülkeyi değiştirme gücüne sahip kadınlar üzerinde olmuştur sanırım. Çünkü biz kadınlar her anlamda güçlü olduğumuz zaman toplum ve aile de güçlü oluyor. İşte Cumhurbaşkanımızın bize her konuşmada vermiş olduğu destek ve güvenle bizler birer anne olarak, birer kadın olarak evlat yetiştiriyoruz. AK Parti hükümetlerinin en büyük stratejik politikalarından biri kadınlar, gençler ve engelliler üzerine. Bunlarla ilgili çok büyük adımlar atıldı ve daha da büyük adımlar atılacak inşallah. Ailenin ana reisi erkek olsa da aileyi ayakta tutan, evlatları var eden, gençleri yetiştiren annedir. Bir annenin eğitimi, bir annenin bilinçli olması, bir annenin çocuk yetiştirirken bilinçli bir şekilde yetiştirmesi bu toplumu var edecektir. Bu inançla çıktığımız bu yolda kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. İlçelerimizde, dezavantajlı bölgelerimizde kadın eğitimlerine yönelik seminerler, projeler yapıyoruz. Tekstil atölyeleri kuruyoruz. Kadını her türlü, her şartta donanımlı hale getiriyoruz. Bugün de sağ olsun başkanımızın eşi Ayşe Nur Hanım bizi davet ettiler ve bugün Akçakale'ye geldik. Ayrıca Demet Hanım'a bize eşlik ettiği için AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Kadınlar her zaman toplumda Sayın Başkanım da bahsettiği gibi ikinci plandaydı. Bu şehirde özellikle bu daha çok vuku buluyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği günden beri kadınlarımız toplumda artık var olan yerlerini öne çıkarmaya, bilinçlenmeye ve onlara yönelik çalışmalar yapmaya, onları karar mekanizmalarında var etmeye, kadının sesi güçlü çıksın diye gençlerimizin ve kadınlarımızın yanında duruyor. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin diyoruz. Toplumu bilinçlendirmek adına, insanları geliştirmek adına görünümlü kadın kültür merkezimiz var. Buraya eğitimciler gelecek, size eğitimler eğitilecek. Buraya tekstil atölyeleri kurulacak. Buraya müzik atölyeleri kurulacak. Üçer gelir miktarının 483 liradan az olması gerekiyor. Yani evde 5 kişi yaşıyorsa her birine düşer gelir miktarının 483 liradan az olması gerekiyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için. Peki ne kadar yapılıyor bu yardım? 2 ayda bir 550 lira yardım yapılıyor. Kadın şanlık yıkarsızlığı, aynı zamanda yeni olan olan konuları, merkez kadar yüklü olması için.